arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci haftanın ilk maçının tepki videosunu çekiyoruz. Gaziantep Beşiktaş. Bakalım ne olur arkadaşlar. Tabii ki tüm Beşiktaş taraftarlarının gözünde Batshuayi ve Alex Teixeira var. Maça girerseler, tabii ki oyuna girerseler, Şenol Güneş bu iki oyuncuya şans verirse bakalım bu iki oyuncu ne yapacak? Çünkü sadece Beşiktaş taraftarının merak ettiği iki oyuncu değil, tüm Türkiye'nin merak ettiği oyuncular bunlar. Bakalım artık ne olacak arkadaşlar. Maça geçmeden önce sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada. Beni oradan takip edebilirsiniz. Bize de destek olmanız için lütfen like'a basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bakalım artık Beşiktaş Antep'e mi Antep tatlısı yedirecek? Antep Beşiktaş'a mı yedirecek? Hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Mendil. Çok güzel mendil. Oh! Diko, Mendil çok iyi getirdi. Böyle devam. Yani Beşiktaş şimdiye kadar geçen haftaki gibi başlamadı. Yani biraz daha yavaş buluyorum Beşiktaş'ı bugün. Daha çok pas hataları yaptı. Ama daha da tabii ki dakika 19. Bakalım artık, ama Beşiktaş bu maçın içine artık girmesi lazım ve odaklanması lazım. Şimdiye kadar Antep sanki bir tık daha önde. Allah'ım, Gezal'ın önü boş. Vur, tutmayın. Gezal! Şuta bak. İyi ki köşeleri bulamadı. Yani üst köşeleri, yoksa aşırt geçirirdi Gezal. Çok güzel. Figueiredo. Kitsiyu. O şut ne lan oğlum? Az daha Ersin'i aşırtacak sandım. İlk yarı bitti. İlk yarı da bitti arkadaşlar. Gaziantep 0, Beşiktaş 0. Vallahi ilk yarı temposuz. Pozisyon yok. Ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani iki taraftan da tempo düşük bir oyun var. Diko sakatlandı. Antep için bir dezavantaj diyorum. Çünkü Diko çıktı çıkalı Antep öne gidemedi. Maç 0-0 bitmesin ya. 0-0 bitecekse oynanmasın maç, daha iyi. Ve ilk yarının son anlarında da tabii ki bir dakika içinde iki tane gerilim oldu. Yani tansiyonlar yükseldi son anlarda. Ama bakalım artık ikinci yarı ne olacak, hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıda başladı arkadaşlar. Beşiktaş'tan bir değişiklik oldu. Enkudu oyundan çıktı. Larin girdi. İnşallah bu ikinci yarı gol veya goller görürüz. 0-0 nedir? Bakalım artık ikinci yarı ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Ama tabii ki ben bir Galatasaraylı olarak Antep'in kazanmasını istiyorum, ama bakalım. Düşüncem yine Beşiktaş sanki bu maçı 1-0, 2-0 alır diye. Gezal pasa bak. Larin! Oh, Günay! Larin girdi. Beşiktaş artık atakta çok tehlikeli olmaya başladı. Yani Antep biraz daha uyanmalı, çünkü Larin'in çok gizli koşuları var. Allah, Beşiktaş geldi. Rozier'in! Oh, rahatladım. Oh. Ama dediğim gibi Larin girdi gireli Beşiktaş önde daha tehlikeli. Oh, direk! Direk ama offside. Aman en sakala. Aman en sakala, yapma. Yapma ya. Çok fena oldum şimdi. Yapma be en sakala. Ya. Saçlarım dikildi. Çok fena oldum ya. Sağlık ekibi hemen müdahale yaptı. Ümit Öztürk, oyunculara dağılın. Yok arkadaşlar, ben yerimde oturamayacağım ya, çok fena oldum. Gerçekten de arkadaşlar, gözlerim doldu ya. Çok fena oldum. Buradan en sakalaya geçmiş olsun. Umarım kötü bir şey yoktur. Ama gerçekten çok fena oldum, gözlerim doldu. Saçlarım bile yani ayağa kalktı. Çok fena oldum ya. Dur be bu! Yazıklar olsun.
Oh my days. Sen yukarıya çıktın. Bir dakika Antep pozisyon buldu be. Şerim ayağımı vurdu. Ver Antep ver! Vur! Ah ah Ersin! Ersin! Önemli bir kurtarış Ersin'den. Oğlum Antep bu 2-0 olabilirdi be. Son bölümde ve maç bitti arkadaşlar. Gaziantepspor 0, Beşiktaş 0. Tabii ki moraller bozuk. En sakala durumundan sonra moraller bozuk ama maçta çok pozisyon olmadı. Son dakikalarda Gaziantep maçı kazanabilirdi. İki pozisyon buldu son dakikalarda. Beşiktaşların girdi gireli ilk dakikalarda, ikinci yarının ilk dakikalarında 2-3 tane pozisyon buldu. Olmadı ama olsun, maç 0-0 bitti. Umarım videoyu beğendiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Moralimiz bozuk. En sakalaya buradan geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.